ve memleketimin güzel insanları. Yarenlere hoş geldiniz diyeceğim. Burası Alaaddin ile Çayran arasında piknik alanı, güzel bir piknik alanı. Dediğim gibi Alaaddin yolu açılınca çok güzel işlerimiz olacak. Bugün aslında İnönü'ye gidecektik. İnönü, İn Çeşmesi mi? Öyle bir şeydi, yalan olmasın. Şelalenin orası abi. Şelalenin olduğu yer. Gidemedik, selam olsun diyeceğim. Başka zaman orayı da göstereceğiz. Bundan sonra her pazar günü sizi bir piknik yerine götüreceğim. Tabii imkanlar el verdiğince. Birkaç kişi de sponsor oldu. İnşaatçılar diyeceğim. Uçaroğulları, Orhanlar İnşaat. Yakınlar oradan da görüntüler vereceğim. Adasu İnşaat'tan görüntüler vereceğim. Hakikaten Çayran büyüyor gibi. Yani ev yapılıyor. Bayağı inşaatımız var. İnşaat sektöründe hakikaten birinciyiz. Bugün Orhanlarla konuştum. Sorgun'a da bir inşaat yapacaklar, düşüncesindeler. Güzel şeyler olacak Çayran adına diyeceğim. Ama bu Alaaddin yolu bence öncelikli olması gerekiyor. Burası açıldıktan sonra Karayüzü, Bulhayır, ondan sonra Dendil, Kayseri'den bile gelenler olacak şu güzelliği görmeye. İbo, kameranın arkasında İbo var. İbo usul usul bir döndürürsen, şöyle bir çevreyi gösterirsen. Evet, dediğimiz gibi piknik yapmaya geldik. Çek çek, sıkıntı yok. Ateşimizi yaktık. Bugün biraz geç kaldık. Arkadaşlarımız inşaatçı zaten. İnşaat sektöründe çalışıyorlar. Azimetlilere, Altınoklara selam olsun diyeceğim. Uçar oğulları da bir işletme açtı. Değil mi Mehmet? Evet. Onlar da yapıyor. Her şeyin hayırlısı, her şey hakikaten güzel olacak diyeceğim. Ben kameranın arkasına biraz geçeyim. Oradan anlatayım. Evet, dediğim gibi İbrahim burada, Mehmet burada. Öteki İbo sattı yalnız bizi. Öyle. Güzel bir sofra kurduk. Temiz bir sofra kurduk. Giderken de burayı tertemiz bırakacağız. Yalnız bizden önce gelenler teker yakmışlar. Çok ayıp etmişler. Evet, Yarenler'deyiz. Çeşmeyi buraya getiren herkesten Allah razı olsun diyeceğiz. Yarenler Çeşmesi, sabunumuz var, bardaklarımız var. Geldiğiniz zaman sabun bardak getirmenize gerek yok diyeceğim. Suyumuz var buz gibi. Evet, Yarenler Çeşmesi. Bu hakikaten leziz bir söz. Evet, orada Mehmet'in arabayla geldik. Çocuklar için oyun parkı. Bir arkadaşımız da gelmiş, mantar arıyor büyük ihtimal. Burası yalnız bayağı büyük bir piknik alanı. Karşıda bir oturacak yer var. Hemen ardıcın arkasında görüyorsanız, büyük ardıcın. Orada bir şey, çeşme var. Takta ravalli var. Aşağıda bir suyumuz daha var diyeceğim. Evet, bir arkadaşımız daha geldi. Evet. Gıdıklı her yerde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Mantara geldiniz herhalde. Bulamadınız. Mantara gelmedik ama birkaç tane bulduk. Zehirli mantar. Hayırlısı. Ben arabaya gelmiş birileri ama dedim. Büyük ihtimal mantara gelmiş dedim. Mantara gelmemişler. Gezintiye gelmişler. Hakikaten Çayran'ımız. Çayran'ımız hakikaten çok güzel. Evet. Yalnız biz pazarlamasını bilmiyoruz. Yani ne hikmetse biz pazarlayamıyoruz. Yani bu büyüklerimizden mi olur, küçüklerimizden mi olur bilmiyorum. Misal güzel yayla, Türkiye'nin en güzel yaylası. Evet. Ama evet, kimse gelip dışarıdan bizden başka gören yok. Ve bizim ormanlarımız Karadeniz'in uzantısı diyeceğim. Ben öyle görüyorum. Bunu dillendiren, şey yapan. İşte ben fotoğraflarımla dünyaya, Türkiye'ye değil de dünyaya tanıtmaya çalışıyorum az da olsa. Şey, manzaranın bir köşesine kendimi koyuyorum. Elinize emeğinize sağlık diyeceğim. Sağ ol, teşekkür ediyoruz biz de. Güzel şeyler hakikaten olacak ama. Evet, bir de bakmak, görmek hakikaten farklı bir şey. Evet. Geliyorsunuz, kimisi mantara geliyor. Mesela aşağıda bir arkadaşımız var, mantar arıyor şu anda herhalde büyük ihtimal. Siz resime, doğaya geliyorsunuz. Evet, ama ihtiyaç kimse farkında değil.
Dedem 100 yaşına kadar yaşadı. 100 yaşını geçti. Bu toprağın sayesinde. Yeri geldiği zaman ayaklarımızı çıkarıp toprağa basmamız gerekiyor. Evet. Bunun farkında değiliz. Onlar yaylada sürekli toprağa basıyorlardı. Ve şu anda ölüm yaşı düştü bence. Yani amcam çok erken gitti, babam çok erken gitti. Evet. Kimse demezdi yani. Yani öyle diyeceğiz. Ama bu şekilde doğayla haşır neşir olmak gerekiyor. Yani zaten bu güzelliğinin etkisinde kalıp yüreğinin yanmaması mümkün değil yani seven insanlar için doğayı. Hayvanları, doğayı, insanları. Kanalıma hoş geldiniz diyeceğim. Pişmaniye gibi. Haklısınız. Ben kanalıma, yayınıma hoş geldiniz diyeceğim. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin size de. Sağ ol. Şey, bana da şey atarsan ya da annende de var şey numara. Hani uzun olduğu için kesersin çünkü paylaşırken. Yok, olduğu gibi hepsini atacağım. Bende kes edit yok. Tamam. Başladığım gibi sonunu bitiriyorum. Tamam. Yani şey yok. Tamam, bütün parçayı alabilirsem sorarım. Tamam, atarım. Teşekkürler, kolay. İyi akşamlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, saatimiz bu sırada dediğim gibi 6'ya geliyor. Güneş yüksek yalnız. 8 gibi batıyor. 4'ü geçerekten ezan okunuyor diyeceğim. Evet, aşağıda bir çeşmemiz daha var. Taklaravallimiz var burada. Evet, hoş bir sohbet oldu. Kimileri de böyle işte gezmeye geliyor. Kimisi mantara geliyor. Biz de gezmeye, kendimizi eğlendirmeye geldik. İhtiyaç mı? İhtiyaç bence. Dediğim gibi ayağın yeri basması gerekiyor. Toprağa değmesi gerekiyor. Ateşimizi yaktık. Dediğim gibi bugün zembilden aldık. Eti. İçi gücü rast gitsin diyeceğim. Hasan'a selam olsun diyeceğim. Gülüm manava. Merkez pide fırından ekmek aldım. Onlara selam olsun diyeceğim. Haltay'a selam olsun. Sabahları çay ikram ediyor. Dediğim gibi Adasu, Orhanlar, Uçaroğullarına inşaatte selam olsun. Azimetli'ye, Altınoklar ticarete de selam olsun. Evet, baktığınız yer aydınlık. Videonun sonuna geldik. Gününüz güzel. Yanınızda böyle değerli insanlar olsun diyeceğim. Dediğim gibi salı günü, büyük ihtimal çarşamba günü çok güzel bir videom gelecek. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Yanınızda böyle güzel insanlar olsun dedim. Son bir kez daha. Yarenlerden herkese selam.